Bu State Trooper'luktan falan biraz da artıları var herhalde. State Trooper'a girmesi zor. Ama girdiğin zaman da yani senin de dilin var şimdi. Başka dil oldun mu da daha iyi oluyor. Yani nasıl söyleyeyim? Başka dili çok arıyorlar. Burada olsun, Safukhane'de, State Trooper'da arıyorlar ama girersen iyi olur yani. Onu söyleyeyim. Öyle. Yani bana iyi oldu. Ben girdim. İyi ki de girmişim. Yani benim anam babam girme dediydi başta. Yani çok şey yaptıydılar. Yani girmek istiyorsan gir. Abi ben araştırıyorum yani. Böyle bakıyorum da yani. Çok Türk de var abi şeyin içinde ya, ordunun içinde. Orduda o kadar Türk yok ya. Ya hani böyle mesela şey değil abi. Yine geçenlerde mesela bir tane çocuk var. Instagram'da video çekiyor mesela. Kim? O çocuk, o da sahil güvenlikte mesela abi. O da çok memnun, çok iyi. O okula gitti işte, 9 haftalık eğitimini tamamladı. Ardından ha, yeni girdi. O video çekiyor aynı. Böyle. Ha. Yani. Bu da Türkiye'de. What's going on arkadaşlar, ben İlbey Akaç, Keçi Keç, Long Island, New York'tan herkese selamlar. Valla askeriye gittim, tatile gittim, geldim. Geldiğim ilk günde kardeşim geldi beni ta ziyaret etmeye. Sana bırakıyorum. Merhabalar, ben Eren Uzun. Abimi ziyarete geldim. Bahçeyi gezdiriyor. Allah bizim keyifler yerinde. İnşallah siz de iyidirsiniz. Allah'a emanet. Alaca'ya selam söyle abi. Alaca'ya, tabii canım. Alaca'ya zaten özledik abi. 2 senedir gitmiyoruz. Buradan Alaca'daki bütün sevdiğim, sevmediğim kim varsa bolca selam söylüyorum. Öyle söyle de. Kardeşim gelmiş işte, askeriye girmek istiyor burada. Girsin abi, çoğalalım. Çoğalalım, artalım. Türklerin ne olduğu bilinsin. Yani ne kadar çok olursak o kadar iyidir. Askeriye girmek istiyor kardeşiyle birlikte. Yardım edeceğiz. Bakalım ne olacak. Girsin diyorum. Yedek mi diyorum, düz askerlik mi, bakalım. O da işte onu öğrenmeye çalışıyor. İnşallah gelecek sene bu zamanlar asker olabilir. Saç sakalı kesebilir yani o zamana kadar. Arkadaşlar, Eren kardeşim gitti. Ben de şu kurk vardı ya, civcivlerin orada duran. Onu buraya getirdim ha şu. Böyle anaçların yanına. İlk gün geldikten sonra bunları yemliyorum. Dün geç geldim. Bugün de işte Eren kardeşim uğradı. Soru sormaya. Ben de bunları geldim bir yemleyeyim dedim. Kurku, cücüklerin oradaki kurku birazdan size gösteririm yine cücükleri. Vallahi abi sağ olsun bakmış ama herkes, köpekler orada çıkarttım geziyorlar. Yarın işe başlayacağım geri. Bakalım kaç tane yumurtaya düştük. Tavuklar kurklaşmış abi. Bir tane yumurta kırmışlar burada. Nasıl kırıyorlar, nasıl ediyorlar bilmiyorum. Da işte kırıyorlar. Bir tane tavuk kaybetmişiz. Nasıl öldüyse bilmiyorum ama ölmüş. O da öyle bir yemiyor ki horoz. Büyük horoz. Büyük dediğim yani genç horoz. Büyük olan. Abi boğazına duruyor hayvanın. Vallahi yumurta verimi bu kadar. Gördüğünüz gibi. Acayip sivrisinek olmuş. Bugünlük yumurta verimi bu kadar. 3, 6, 7, 8, 9 tane. Vallahi verim düşmüş gibime geliyor. 9 tane yumurta. Şimdi de gidelim civcivlere bakalım. Civcivler büyümüşler. Suları yoktu. Sularını doldurdum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kocaman olmuşlar. Ama güzelleşmişler. Şu paçalı siyah kesin horoza benziyor. Büyük olan şu. Şuradaki şu.
Onun arkasındaki kırmızı da o da horoza benziyor. İnşallah iki tanesi horoz çıkar. İçinden ikisi, şimdilik ikisi horoza benziyor. Bakalım. Vallahi ikisi de horoz olursa abi çok güzeller. İkisi de güzel. Kırmızı da güzel, siyah da güzel. Oo, benim grey tavuk vardı, eski videolarda görmüşsünüzdür belki. O ölmüş, paçalı grey tavuk, şuna benzeyen. Oradaki grey'e benzeyen. O olmuş. Genellikle abi bu tavuklar renkli yumurtlayacaklar. Yani içlerinde şimdilik iki tane horoz görebiliyorum. Bakalım. Şu kütüğün üstünde duran, ha şimdi indi. Bir de arkasındaki siyah. Suları, yemleri fazla yememişler. Fazla da şey yapmamışlar. Bunun içine girip deşiniyorlar tabi. Niye deşiniyorlar bilmiyorum ama. Burada, yemleri burada. Büyük yemi yemeye de başlarlar herhalde yakında. Başladılar herhalde de. Bakalım. Neyse. Böyle. Karpuzları gösteririm size birazdan. Karpuzlarımız çıkmaya başlamış. Elma kalmamış abi. Elmanın hepsi gitmiş. Yerde fazla göremiyorum. Demek ki sincaplar yedi. Ya da tavuklar yedi. Tavuklar öyle yemiyor ama. Vallahi bir tane şurada var. Şöyle çürük. Gördüğünüz gibi. Bir tane de o var bir tane. Başka da elma kalmamış ağaçta. Hepsi gitmiş. Bir iki tane nasibim aldıydım gerçi. Amıken. Neyse sağlık olsun. Birazdan size karpuzları gösteririm. Karpuzlar çok güzel oldu yani. Bak o tavuğu attım oraya. Herkes şimdi tavuğuna dövüşmeye çalışıyor. Hangimiz başız, hangimiz değiliz. Kavgalar başladı. Uzun zamandır aralarında derler ya. Arkadaşlar karpuzları göstereyim size. Büyümüşler. Bir tane burada var. Bir tane de şurada var. Var aslında da o kadar büyük. En büyüğü biraz önce şu gösterdiğim şurada. En büyüğü bu. Ondan sonra öbürü. Bir tane de şurada var. Gizleniyor orada. Göremiyorsunuz tabi. Ben de göremiyorum. Bakayım. Vallahi ben de göremedim. Ha şuradaydı bak. Şurada gizleniyor. Orada bir yerde. Neyse. Şurada da var ufak. Karpuzlar kocaman olmuş. Bunlar da kocaman olmuş. Bunlar da zaten kocamandı. Şu civcivlere ben biraz ot toplayayım. Ondan sonra görüşürüz. Tamam arkadaşlar. Köpekleri de yerlerine koydum. Yemlerini verdim. Artık akşama doğru veriyorum. Gördüğünüz gibi Türk bayrağımız Allah'a sallanıyor. Amerikan bayrağımız da sallanıyor. Buralar yine çim. Kesmeye gerek var herhalde. Akşam oldu hemen hemen. Saat 8. Buçuk gibi bir şey. Abi yapraklar yanmış. Ağaçların yaprakları hep yanmış. Nasıl oluyorsa. Demek ki o kadar yağmur yağmadı burada. Abi her taraf ortalık kurumuş zaten. Şunları da bir şekilde halletmem lazım. Şu arabayı da bir şekilde buradan halletmem lazım. Kaldırmam lazım. Yavaş yavaş hazırlığıma başlayacağım arkadaşlar. Ne yapayım? Arkadaşlar dediğim gibi sakallar da acayip uzadı. İşe gidince acayip kızdıracağım bunları. Bu sakallarla. Neyse. Küserse küssünler. Kızarsa kızsınlar. Hiç umurumda değil. Abi daha hala buraya kadar geliyorlar. Ne için geliyorlar bilmiyorum. Ha, taksiymiş. Neyse. Karşı komşunun göbeği bırakıyormuş. Abi böyle. Bu sakallarla işe gideceğim. Acayip uyuz olacaklar. Neyse sağlık olsun.
Gördünüz arkadaşlar. Çaya gittim. Daha gir gir daha nereye giriyorsun? Allah Allah. Bunu şey yaptım abi. Adını sen söyle. Gördünüz Eren kardeşim geldi bugün. İşte sordu, danıştı. Yani dedi ki senin tavsiyen ne olur dedi. Vallahi ben tavsiye ederim. Niye? Abi girin. Niye girmeyin? Burada zaten ölene kadar burada kalacağınız. Genç. Girsinler abi. Ne kadar çok olursa o kadar iyidir. Yani bizden de olsun. Tanıdığım var. O kadar çok değil ama askeriyede. Yani ben 21 senedir yapıyorum askeriyede. Hemen hemen ilklerden birisiyim gibime geliyor. Yani benden önce giren daha kimse görmedim askeriyeye. Vardır belki de bilmiyorum. Ama ben yani 21 senedir yapıyorum. Bir havacı vardı. Yani Türkiye'de doğup büyüyen buraya gelen sonradan asker olan. Belki burada doğma büyüme Türk vardır giren. Birisi daha vardı tanıdığım. O da havacıydı. Ben zamanımda giren. Onu da Irak'ta tanıştıydık. Ama dediğim gibi tavuğun bir tanesini kaybetmişim gittikten sonra. Ondan sonra 9 tane yumurta aldım. Köpeklerin ya civcivlerin anasını geri öbür tavukların yanına kattım. Seyrettiniz arkadaşlar. Florida'da hayat zor. Adamlar 35-40 derece sıcaklıkta çalışıyorlar. Ama öyle böyle de nemli bir hava orada. Acayip ter yapıyor. Her zaman yağmur yağıyor. Yani yağıyor duruyor, yağıyor duruyor. İnşallah beğenirsiniz. Yani bir dahaki seferlerde bir arabadan başlayıp nasıl yapıldığını sonuna kadar. Orada fazla kalmadığım için yani o kadar şey çekemedim. Yani size göstermeye çalıştım. Nasıl arabalar var, nasıl arabalar yapılıyor. Buruk arabalar, kırık arabalar, çıkık arabalar. Sonra taptaze olup çıkıyorlar. Ondan sonra da satılıyorlar tabii. Buradan tabii Sivaslı kardeşime, Erzurumlu kardeşime, Diyarbakırlı kardeşime çok çok selamlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra Şakir abiye çok çok selamlar. Bize mangal yaptıydı. Ondan sonra Çağrı'ya çok çok selamlar. Kardeşim sağ olsun. Her zaman misafirperver. Vallahi bir dahaki seferde böyle rahat 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 video çekemiyorsun abi. Yani git oraya git buraya. Çabuk işleri yapmaya çalışırken yani rahat rahat çekemiyorsun. İnşallah videoları sevmişsinizdir. O boya videolarını. Sonra videonun bir tanesini çektim ama uzun olmasın diye ikiye ayırdım. İnşallah sevmişsinizdir. İnşallah seversiniz. Bu videoyu da inşallah seversiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı, bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.